Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte farklı bir Minecraft moduyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Yine bir baktım, böyle hani böyle güzel bir mod var mı, yani göze çarpan bir sürü gerçi mod var, yani öyle birkaç tane yok. Baya bir mod var ve aralarından arkadaşlar gerçekten ilgimi çeken bir mod buldum arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Warden modu adında bir Warden ailesi modu, daha doğrusu ismi. Öyle bir mod inceleyeceğiz. Warden'ın ailesi diye bir mod. Modun ismi bu arkadaşlar. Zaten yine açıklama kısmına linkini veririm. O şekilde. Daha doğrusu direkt modu veremezsem de, yani modu şey linkini veremezsem de uygulamayı veririm. Zaten yine aynı mod şeyden indiririm, uygulamadan. Mod P işte, mod addons falan var işte, ondan. Şey, ben size yazarım işte açıklama kısmında falan, işte ne yazmanız gerektiğini, işte yani uygulamaya girdikten sonra modun ismini falan, hani nasıl yazacağınızı falan, o şekilde yazın ve siz o şekilde indirirsiniz. Güzel bir moda benziyor ama hani iki tane şey geliyor bununla beraber, bilmiyorum ben, yani resimde daha fazla şey, gerçi çok fazla değil ya, sanki biraz daha fazla şey geliyor gibi ben zannettim ama çok, iki tane bir şey sadece şey geldi. Şu yeni şey değil galiba, bu yeni güncelleme ile ilgili bir şey. Şunun yontulmuş kitap rafı. Bak, bunu bilmiyorum mesela. Bu yeni yeni şeyler geliyor. Bak, bu Minecraft'ın yeni güncellemesiyle alakalı. Bunları hiç bilmiyorum zaten. Bu arada şöyle bir fikrim de var arkadaşlar. Yarın bu Minecraft'ın serverları var. Sunucular, online sunucular falan filan işte. Onları bir oynamayı düşünüyorum. Yani normalde mobil sunuculara hiç girmedim. Yani hiçbir zaman bu zamana kadar mobilde sunucu oynamadığım için. Yarın bir onlara bir bakmak istiyorum, nasıl bir şeyler diye. Hani hiç denemedim çünkü, bilgisayardaki gibi mi yoksa çok mu farklı, hiç girmedim yani. Girmeyi de denemedim. Onlara bakmak istiyorum yarın yani. O yüzden bir yarın da yine tekrardan bir Minecraft videosu gelebilir. Bakacağız ya, artık duruma göre. Sıkıntı çıkmaz çünkü sıkıntı çıkarabiliyor bazen. Öyle. İki tane yaratık geliyor bu modla beraber, yani çok bir şey gelmiyor yani, bilmiyorum bana mı öyle geldi, daha fazla bir şey bekliyordum ama hani baktım bayağı bir şey bekliyordum. Yani çok bir şey beklemiyordum da biraz daha fazla bir şey bekliyordum. İki tane yaratık geldi. Bunlarla en sonunda savaşacağız. Güçlerini falan test edeceğiz. Bir de normal vardı aldım. Hani aradaki farkı görün diye. Resimdekilere falan baktım. Birazcık daha böyle farklı işte. Normal vardı. Daha böyle farklı versiyonları. İlk kırmızı olana bakalım. Spam Carnage Warden diye bir yaratık. Ve arkadaşlar, bu sonra beğenirse katlayın kanalda. Serserisi abone olmayı unutmayın. Oo, yalnız korktum yaz var. Yaratığı koyunca korktum. Sen nasıl bir şeysin? O. Şimdi bu nasıl bir şey abi? Carnage Warden diyor. Carnage Warden ne demek? Carnage'in anlamını bilmiyorum ama balığa saldırıyor. Balığa niye saldırıyorsun abi? Balığın sana ne zararı var? Normalde Warden balığa saldırmıyor değil mi? İki tane Carnage Warden yaptım. Bir dakika. Normal Warden saldırıyor mu? Gerçi pardon. Normal Warden'a saldırıyor tabii. Normal Warden gördüğü her şeye saldırıyor hatta. Pardon. Bir anda unuttum. Bu balığı, bu suyun üstüne nasıl saldırabiliyor? Bak, hiç denemediğim şey ha. Suyun üstüne nasıl saldırıyorsun abi? Yani batmadığı için. Yani kükrüyorsun falan ama boşuna kükrüyorsun yani. Ya, balık yüzeye çıkmadı, söyle bir şey yapamazsın. Ha, belki şok falan atabilir ama bilmiyorum. Evet, neyse biz şey yapalım. İlk bir normal vardığını göstereyim detaylıca arkadaşlar. Normal vardım bu. Tamam mı? Normal vardım dediğimiz şey bu. Normal sıradan bildiğimiz vardı. Normal vardım bile aslında çok haşmetli bir şey ama şimdi modlulara bakalım. Kırmızı vardın bu. Avo. Karnış vardın, tamam mı? Yani biz bununla savaşırsak bu bize tek atar gibime geliyor. Domuza falan da tek attığına göre. Ya bize de tek atar gibime geldi. Böyle bir şey. Bu normal vardının böyle bayağı bir hileli gibi bir şey abi. Her şeye tek atıyor. Yani normal vardı her şeye tek atıyor ama. Yani neredeyse her şey, yani öyle söyleyeyim. Abi bu hızlı falan çok hızlı ve çok böyle, bu ne abi, şey gibi böyle hani ahtapot kolu gibi etrafında şeyleri var. Böyle sırtına çıkmış, aynı böyle Marvel filmlerinde olan şey gibi. Aynen onun gibi yani. Zaten diğeri de Venom vardı yani. Venom, aynı Venom gibi. Bu nasıl bir şey? Bu da onun siyah versiyonu, evet. Evet, bu da böyle bir şey arkadaşlar. Bunlar birbirlerine saldırıyor mu abi? Mesela Warden. Normal Warden'a saldırıyor mu mesela bunlar? Carnage Warden. Valla. Oo, saldırıyorlar. Bir dakika. Valla normal Warden aldı galiba. Normal Warden değil mi savaştı? Abo, bu Carnage vardın galiba, çok güçlü bir şey. Zehirliyor falan, bir dakika şimdi. Bizim spamladığımız vardınlar burada mı? Vallahi burada. Ama bunlar birbirlerine savaşmıyor değil mi? Aynen, bunlar birbirlerine savaşmıyor. Kırmızı kırmızıyla savaşmıyor. Siyah siyahla savaşıyor mu, onu deneyelim. Siyah siyah. Yok, siyahlarla bir şey yok. Kırmızı siyah. Abi aynen ama.
Bir dakika ya. Kırmızı, bir dakika, Venom vardı. Kırmızıya bir şey yaptı. Gerçi cam barı gözükmedi. Dur biraz uzaklaşalım. Tam anlayamadım. Şimdi bu kırmızı olan Carnage vardı. Bu da siyah. Abi eşitler diyeceğim, yok. Carnage biraz daha iyi. Yani. Carnage bir tık daha iyi. Ya da zehirden dolayı mı? Carnage vardan daha iyi arkadaş. Aynen. Tatlı abi tekrar bir savaşalım diyecek kim? Sen kaç vuruşta ölüyorsun ya? Şimdi onu da deneyeyim, sonra savaşacağım arkadaşlar, merak etme. Zaten çok az oldukları için. Bir de develer falan da geldiydi bu arada oyuna. Hani onlara da bir ara bakmak istiyorum. Aa bu odun bu arada içi böyleymiş. Bak buna bakmadıydık. Abi çok değişik ya. Minecraft gerçekten çok değişti ama benim istediğim tarz, yani ben Minecraft'ın geleceğini daha güzel bekliyordum. Bence Minecraft gitgide kötü oluyor maalesef. Bu Microsoft'un yediği haltlar yüzünden. Neyse artık o konuda girişmek istemiyorum. Çünkü girişsem çok ağır olur yani. Oradan Microsoft'a kötü şeyler yok söyleyebilirim. Neyse. Bir kılıç almak istiyorum abi. Kılıç, ulan kılıcı bir bulamadım abi. Altta olabilir. Bunlar da düzenlerini değişti de yeni güncellemelerle birlikte. Eskiden böyle değildi. Eskiden böyle çaprazlamalı bir şekilde değildi. Oo. Deniz zombisi, ne yapıyorsun? Ama bunlara boğulmuş değil de deniz zombisi diyorum ya. Valla. Seni bir öldürelim bakalım. Ya sen çok mu güçlüsün? Evet, bana göre çok güçlüsün. Ama sen birbirinizle kapıştığınızda pek de güçlü değilsiniz ya. İkisi... Aa şey bloğu çıkıyor. Evet. Skunk katalizörü bloğu çıktı bundan. Peki şu şeyden ne çıkıyor abi? Gel buraya, hiç kaçma. Sizle savaşacağım. En sonunda arkadaşlar bunlarla savaşacağım. Yüksek ihtimalle tek hata alacaklar. Yani hiç bence uğraşmayayım bile ama yani bir yerde bir deneyelim ya. Nasıl bir kapışma sergileyeceğiz. Daha doğrusu biz kaç saniye hayatta kalacağız, o da var. Onu bir deneriz en azından. Balığa şu anda fokuslan. Balığa hiçbir şey yapamazsın kanka. Balık yüzeye çıkmadı sürece yani. Çünkü batmıyorlar. Bu Venom vardı yalnız, çok havalıymış ya. Tamam, aile dediği bu herhalde. Daha fazla bir yaratık. İki tane mob ekliyor arkadaşlar. Güzelmiş ama ben bu modu sevdim. Hani geçen de bir tane mod bloklar, yaratık bloklar diye mod çekmiştim. Ondan daha güzel bir mod. O daha kapsamlıydı. Aslında bu daha kapsamlı diyebiliriz. Çünkü Warden'larla ilgili yani bayağı iyi bir şey. Son gün modlardan biri zaten. Ya sonradan çıkmış modlardan biri. Aynı şey çıktı değil mi? Aynı şey çıktı. Şimdi bir kapışalım bakalım arkadaşlar. Şöyle bir yeşilliğe gidelim arkadaşlar. Yeşillikte. Bunlar özel acaba mekanı var mıdır? Bu o modun içine de yapmışlar mıdır? Hiç bilmiyorum. Yaptıklarını da sanmıyorum. Belki normal vardığın yerde çıkıyor olabilirler. Bak o ihtimal. O bir ihtimal olabilir. Ama onun dışında pek sanmıyorum. Onlar özel bir mekan yaptıklarını da pek sanmıyorum, açık söyleyeyim. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Bu kılıçları falan, hani ekipmanları çok güzel dizmişler, tamam mı? Ama zırhlar bir karışık olmuş. Bak mesela Netherite'ın zırhı burada. Bot burada. Ha bunlar, ha göğsükler, hep tüm göğsükler. Pantolonlar yan yana. Ha tamam, o şekilde yapmışlar, tamam. Bir anda değişime geldi de. Şimdi kalkanı ne yaptım lan ben? Nasıl becerdim bunu? Ne yaptım ben abi? Abi nasıl becerdim? Nasıl bir hareketti ya o? Ben kendi yaptığım hareketten korktum valla. Tamam şunu alalım. Yere mi attım ben? Alalım. Ve yani altın elma alabiliriz. Altın elma tabii ki de önemli bizim için şu anki. Çünkü tek atacaklar. Altın elma yiyince çok bir şey olacağını sanmıyorum ama. Tabii altın elma neredeydi? Bir de onu bulmak. Buldum, tamam. Bu neymiş abi? Bu meyve mi? Bu yeniyor mu şimdi? Bir dakika. Sürey pot. Yok abi bu yemiyor. Bunun ne olduğunu bilmiyorum zaten. Hiç yeni güncellemeler hakkında hiçbir şey bilmiyorum ya. Gerçekten hiçbir şey bilmiyorum yani. Hani bu işte meyve ağacı mıydı? Bak ismini bilmiyorum. Neydi ya? Kiraz ağacı mı? Meyve ağacı mı? Bir şey var ya. Yani onlar hakkında pek bir bilgim yok. Hatta hiçbir bilgim yok diyebilirim. Şimdi kılıç aldık elimize. Tamam mı? Kılıç burada. Yaratıklarımız burada. Altın elmayı şöyle koyalım. Ya sen git abi, sen nereden geldin ya? Tamam. Burada gitsin. Tamam şöyle koyduk. Yaya gerek yok gibi mi geliyor? Kılıç, hadi bir kalkan alayım. Yayı, bence yayı çalmıyorum çünkü yayı kullanacak vaktimizin olacağını sanmıyorum yani. Pek olası bir şey değil o. O yüzden ben sadece kalkan alacağım. Altın elmayı yiyeceğim ve başlayalım. Şöyle bir survivor alalım hemen. Yani evet, tek atacaklar yüksek ihtimal. Aha. GMM'de. Ne, nereye basıyorum oğlum ben? Mod S. Tamam. Şimdi Carnage Warden'dan başlayalım bakalım ilk başta. Venom Warden tabi bir tık daha güçsüz gibi sanki yani bu Carnage'e göre, ama
Bundan başlayalım bakalım. O Carnage vardı. Abi birazcık yani birazcık daha hani hayatta kalsaydın zaten biliyordum böyle bir şey olacağını ama hani birazcık hani. Yani biraz ayıp ettin. Bir de yeni güncelleme mi geliyormuş? İşte şey geliyormuş arkadaşlar bu hanımın normal bilgisayar mesela kalkanı aldığımız ele sol ele yani. İstediğimiz herhangi bir şey alabiliyoruz ya yay falan hatta alıp kullanabiliyoruz yemek yiyebiliyoruz falan. Bu mobilde öyle bir şey yok. Mobilde sadece kalkan alabiliyorsunuz sol elinize. Başka hiçbir şey alamıyorsunuz. Mobile de aynı özellik aynı şekilde her şeyi alabilme şeyiniz geliyormuş. Karneç vardı. Karneç vardı bana tek attı. Karneç vardı sakin. Abi karneç vardı çok güçlü. Karneç vardı şu anda benim ağzımda değil mi? Aa kaç kaç kaç. Aa. Vallahi kaçtım. Aa vallahi geliyor. Geliyor. Ama başka yere tıklarla uğraşacağım. Vallahi oğlum çok korkunç lan. Abi tipine tükürdüğüm. Ya iğrençsin ya. O bizden. O oradan göremezsin. O kadar uzun boylu mu lan yoksa? Yok o balıklara falan takılır. O bizi göremez abi tamam. Aa yok oldu lan. Aa yok 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 tamam. Abi tamam sen orada kal. Şimdi Venom vardığından başlayalım diyorum. Venom vardığını oynayan bu zehirliyor bir de iksir olarak. Bu daha da aslında kötü ya diğerine göre. Venom vardı. Ama diğeri sanki daha fazla vuruyor. Bu sadece zehirli bir iksir şey var. Ulan öldürürüm seni lan öldürürüm seni. Gel buraya. Öldürürüm seni. Vuramıyorum ki anasını sattım bunu abi çocuğu. Gel buraya. Oğlum vuramıyorum. Ha işte arkadaşlar. Bir haberim daha var. Hatta şunları şey yapalım. Videonun en sonunda söyleyeceğim. Onu en son söyleyeceğim. Önemli bir şey. Güzel bir şey. Çünkü. Ya gebertirim seni. Gel buraya ya. Allah sinirim oynadı. Bak tek atıyorlar. Normal vardın tek atıyor mu acaba? Normal verdin de tek atıyor. Doğru. Şimdi hatırladım. Normal verdin zırhlar falan varken bile tek atıyor. Uy geliyor. Abo onun arkadaşı da geldi. Çağırdığı için mi geldi lan? Bir ses yaptı ama. Ana. Oh. Lan bir dakika başka etkenler de veriyor. Dayana şey direnç şey güçsüzlük hani daha az vurmamız için. Abi. Geliyorlar köpeklere bak. Köpekler. Bir dakika ben bir şey denemek istiyorum. Bir dakika hop hop hop. Koyunlara falan öldü. Kaç. Allah. Şöyle bir şey yapacağım. Böyle gelebiliyor mu lan buraya? Yani şu an bana bir şey yapabilir mi? Bence yapamaz. Ama ben sana yapabilirim. Nasıl vuracağım oğlum ben sana? Vuramıyorum ki. Dayanıklılık şey, güçsüzlük falan veriyor. Şey yapalım abi de. Allah belanı verme. Oğlum dibime spamlattım. Hadi kapışın lan. Kapışın ben de size üstten üstten vurayım. Geçireyim böyle üstten üstten. Tamam sen de geber. Senin üstüne atlarım öldür. Oğlum hala öldüremedim ya. Dur onu öldüreyim öyle video bitireyim arkadaşlar. Onu öldür. Abi o solda da şey var. Venom var. Venom'a bulaşmasak iyidir ya. Venom'un can barını gözükmedi bu arada. Venom şu anda uyku modu, uykuda gibi bir şey. Gel buraya. Nerede o köpek? Ay burada. Suda ben avantajım kardeşim. Yani sen suda olduğun için. Tamam bu sefer öldü. Bir dahaki gelişimde öldüreceğim zaten seni. Sen şimdi öldün sen şimdi. Şimdi seni geberttim. Ve arkadaşlar videomuzu da yavaştan bitireceğiz. Şundan sonra, şunu öldükten sonra bir de önemli bir şey söyleyeyim. Öyle videoyu bitireceğim. Bu arada sudan çıkmadın değil mi lan köpek? Tamam seni öldüreyim de. Baba güzel. Bu arada bunlar da bak şöyle şeyler bırakıyor. Bak bu normal vardının yaptığı şey normalde de. Böyle etkinliğe bırakıyor. Buradan da normal vardın çıkabilir yani. Ona da dikkat edelim ama sensör falan olması lazım. Yani normalde çıkıyor ama gerçi ya. Çıkıyor sensörler falan da oluşuyor falan işte. Neyse arkadaşlar detaylarını tam bilmiyorum da çıkıyor yani diyebiliyorum. Söylemek istediğim şu biliyorsunuz ki yılbaşına gideceğiz. Yani 2024'e girmemize böyle bir bugün 15 Aralık mı? Bugün yok 16 Aralık. Bugün 16 Aralık değil mi abi? Bugün 16 Aralık galiba. 16 Aralık. Dur bakayım da geleyim ya şimdi şüphe kalır. Bugün 16 Aralık arkadaşlar. Baktım şimdi yani girmemize 14 gün mü kaldı? Yani kaç çekiyor bu Aralık? 14 ve 15 gün kaldı işte. 2 hafta bir şey kaldı. Yılbaşında arkadaşlar yılbaşı normalde ben hani hiçbir şekilde yılbaşına girerken canlıyım veya hiçbir şekilde video falan hani çekmiyorum biliyorsunuz. Hani sadece toplu kısmına arkadaşlar hepinize iyi yıllar iyi yıllar hepinize mutlu yıllar falan toplu kısmına yazı şeklinde yazıyorum. Şöyle bir düşüncem var. Yılbaşına girerken yani artık 30 mu çekiyor 31 mi çekiyor Aralık tam bilmiyorum ama işte tam böyle girmeden 1 saat 2 saat öncesine yayın yapmak ve canlı yayında ya canlı yayında
oyun oynadığımız yerde bir yandan da. Sizlerle birlikte 2024'e girmek istiyorum yani en azından. Yani normalde ben kutlayan biri değilim yani yeni yılı hiç kutlayan biri değilim. En azından bu şekilde biraz daha özelleştirmek istiyorum kendi açımdan. O yüzden bu videonun altına arkadaşlar toplu kısmından da ben bu şekilde paylaşırım. Lütfen bildiğiniz güzel video çekme programları yazın. Çünkü benim şu anki çektiğim programdan çekmeye çalışırsam hem görüntü bozukluğu oluyor hem ses bozukluğu oluyor. Onun dışında da Ascender diye bir uygulamadan çekiyorduk. O da çok iyi değil. O yüzden onu da sildim şu anda. O yok telefonda. O yüzden arkadaşlar bildiğiniz bu uygulama varsa lütfen 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 yazın. Çünkü hani sırf sizin için yani özellikle sizlerle beraber 2020'de girmek için. En azından ben normalde kutlayan biri değilim ama en azından biraz daha özelleştirmek için canlı yayın yapmak aklıma geldi. Ya düşünüyordum zaten. İnşallah güzel bir uygulama bulayım da hani en azından idare edecek şey. Ascender yani bu işte çektiğimiz canlı yayın uygulaması da idare ediyor da çok kötü yani yine de yani. Görüntü sürekli bozuluyor falan. Bu biraz da belki telefondan kaynaklı olabilir yani o ayrı bir konu. Ki öyle zaten. X-Secret'ı ben şu anki şu kaydedicide çekiyordum rahatça canlı yayın yani canlı yapıyordum. Bunu da yapamıyorum. Neyse artık bakacağız. İnşallah buluruz da güzel bir şekilde yaparız. Bir de o gün yani geçen sene pazartesi tatil değil de pazartesi denk mi gelmiyordu? Bir şey mi oluyordu? Hatırlamıyorum ama bu seneki 2020'de de gittiğimiz akşam pazartesi okullar tatil bir de ekstra güzel olur. Yani hani uzun saatlere kadar belki yaparız. Bilmiyorum. Yapamazsak da yani yaparız en azından 1 saat. Yani normalde ben canlı yayınları 1 saate çok geçirmiyorum. Hatta 1 saat yapıyorum en fazla yani. 1 saat oluyor. Belki bu sefer 1,5 saat, 2 saat ama sarması lazım tabii ki de. Bakarız artık duruma göre. Bu videodan bu kadar sonra arkadaşlar güzel bir işte mod tanıtımı falan yaptım işte. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Kendinize iyi bakın ve bay bay.